Merhaba arkadaşlar, en son dersimizde hayvanlarda yani insanlarda üremeyi görmüştük. Şimdi bir devam edelim arkadaşlar. Hayvanlarda üremeyle ilgili birkaç noktaya değineceğim, ondan sonra geçeceğim. Hayvanlarda üreme. Evet arkadaşlar, hayvanlar ne olarak üriyorduk, neler vardı? Memeliler vardı. Sürüngenler. Kuşlar, kurbağalar, balıklar, bunlar omurgalıydı. Arkadaşlar ondan sonra yani böcekler var, sonra yumuşakçalar var, denizde olan yumuşakçalar. Bunlar arkadaşlar böyle devam edelim. Bu hayvanların hepsi de gene neyle birleşecek arkadaşlar? Bu da sperme yumurtayla oluşuyor. Yani bir erkek üremeyle sperm, bir tane dişi hücresi yumurtayla bunlar ne yapacak? Birleşecek. Önce zigot oluşturacak. Zigot neye devam edecek? Arkadaşlar embriyo. Embriyodan fetüs. Fetüsten yeni bir canlı meydana gelecek arkadaşlar. Hayvanların içgüdüsel olarak üremek isterler arkadaşlar. Onların hepsi içgüdüsel olarak üremek isterler. Yani burada dikkat edersek sürüngenler, kuşlar, bunların hepsi arkadaşlar memeliler hariç yumurtada şu gelişim nerede oluyor? Yumurtada meydana geliyor. Burada balıklar ve kurbağaları da düşünürsen, balıklar ve kurbağalarda da döllenme nerede oluyor? Anne karnında değil, suda oluyor. Diğer bir bütün canlılarda, böceklerde dahil arkadaşlar döllenme ne olur? Anne karnında meydana gelir arkadaşlar. Yumurtanın içinde gelişim devam eder ve yeni canlılar meydana gelir. Arkadaşlar erkek ve dişi olarak üreme çeşidine biz eşeyli üreme diyoruz. Hayvanlar ne yapıyor? Eşeyli ürüyorlar. Şimdi bitkilere bakalım. Bitkilerde üreme. Bitkilerde üreme. Evet, bitkilerde nesillerini devam ettirmek için arkadaşlar ne yaparlar? Ürerler. Ve bunun için aslında ne yapıyorlar? Tohum üretiyorlar. Tohum veya meyve. Aslında onlardaki o amaç, tohum meyve üretme amacı aslında üremektir. Üremek isteğidir. Evet bakalım arkadaşlar, bitkilerin üreme organı hangisiydi? Geçen yıllarda işlemiştik. Üreme organı çiçekti. Bitkilerin üreme organı çiçekti. Üreme organlarında ne vardı? Şuna biz erkek organ diyorduk. Detaylı yazmayacağım gene. Şurada şöyle. Buna da ne diyordu arkadaşlar? Dişi organ. Erkek ve dişi organda bitkiler ne yapıyor? Eşeyli yürüyor. Aynı insanlar gibi ne yaparlar? Eşeyli, hayvanlar gibi eşeyli ürerler. Erkek üreme organımız arkadaşlar şöyle bakarsak, şuraya sapçık, ipçik gibi şeyler söyleniyor. Burada polen kesesi. Polen kesesinin içinde ne var arkadaşlar? Polen var. Evet, polen kesesinin içinde polen var. Geliyorum, burada dişi organ. Dişi organımızın şurası. Burada yumurtalarımız var. Burası yumurtalık. Yumurtalık. Burası dişilik borusu diye geçiyor. Burası da tepecik. Şöyle evet. Yumurtalıkta neler var? Yumurtalık var. Şurada şöyle dişilik borusunda şöyle bir borumuz var. Tepecikte arkadaşlar şurada. Şurası. Orası yapışkan bir kısım, dişi organın yapışkan kısmı. Evet, yumurtalıkları var, yumurtalar. Gene ne yapacak? Üreme organlarının birleşmesi lazım. Yani kimle kimin birleşmesi lazım? Polen ile yumurtanın ne yapması lazım? Birleşmesi lazım. Arkadaşlar polen ile yumurta birleşirken tabii ne yapacak? Şuradan devam edelim şöyle. Buradaki polenimiz arkadaşlar ne yapacak?
dişiye gitmesi lazım. Buna biz ne diyoruz? Tozlaşma diyoruz arkadaşlar. Buradaki polen nereye gelecek? Dişilik borusuna gelecek. Biz buna ne diyoruz? Tozlaşma diyoruz. Evet, tozlaşma kimler sağlar? Arılar sağlar. Hatta bir arılar olmasa insanlar yiyeceksiz kalır diye de bir teori var. Hani aslında doğru. Çünkü arılar ne yapıyor? Çiçekten çiçeğe, çiçekten çiçeğe, çiçekten çiçeğe dolaşarak bir başka yerin poleni diğerinin dişilik borusuna, dişilik tepeciğine ne yapıyor? Getiriyorlar. Arılar rüzgarla tozlaşma oluyor. Bir diğer su, bazı bitkilerde su yani yağmur ile tozlaşma sağlıyor. Evet, polen ve yumurta ne yapıyor arkadaşlar? Polen burada, polen burada rüzgarla, arılarla geliyor dişik tepesine. Dişik tepesine nereye gidiyor? Buradan, buradan arkadaşlar şöyle yumurtalar geliyor arkadaşlar. Buradan polenle hareket ediyor. Burada neye denk geliyor? Yumurtaya geliyor ve yapışıyor. Ne oluyor? Döllenme meydana geliyor. Evet, döllenme meydana geliyor. Gene unutmayalım. Polen, bunları hatırlatalım gene. Polen ve yumurta neyle oluşuyor? Mayoz bölünmeyle oluşuyor. Mayozun sadece tek bir görevi vardı. Üreme hücresi meydana getirmek. Arkadaşlar, bazı çiçeklerde hem erkek hem dişi organ bulunuyor. Bazılarında sadece erkek bulunuyor, bazılarında da dişi bulunuyor. Tozlaşmayla polen ne yapıyor? Buraya geliyor. Buraya gel, dişi organa geliyor. Dişi organa gelince arkadaşlar ilk başta gene ne oluşacak? Zigot. Zigot gelişiyor, gelişiyor, bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. Gene arkadaşlar embriyo. Embriyo bölünüyor, bölünüyor, gelişiyor, gelişiyor. Önce tohum ve meyve. Bitkide ne oluşuyor? Tohum ve meyve oluşuyor. Bitki ne yapmış oldu? Kendi neslini devam ettirebilmek için tohumlar üretmiş oldu. Gene bakarsam şuraya, şurası hangi bölünmeyle oluşuyor? Mitoz. Zaten mayozu da söyledik. Mayoz sadece polen ve yumurtanın veya sperm ve yumurtayı oluşturur. Diğer bütün hepsini kim oluşturuyor? Mitoz. Tohumla meyveyi oluştu. Biz insanlar, hayvanlar meyvelerini yiyerek arkadaşlar ne yapıyor? Tohumlarını bir yerlere atıyoruz. Orada yeni canlılar meydana geliyor. Veya dikerek ne yapıyoruz? Yeni canlılar meydana getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bitkinin temel amacı neymiş arkadaşlar? Bazen evimizde tozlaşma. Bazen annelerimizin yaptığını görürsünüz. Bitkiler, çiçekler birbirine böyle öpüştürürler diyelim arkadaşlar. Tozlaşmayı sağlayabilmek için. Devam edelim arkadaşlar. Tohumdan sonra bitkimizin ne olması lazım? Tohumdan sonra bitkimizin yeni bir bitki meydana gelmesi için tohumu ne yapıyoruz? Dikiyoruz. Tohum toprağa dikiyoruz veya suya koyuyoruz arkadaşlar. Fasulye deneyini bilirsiniz. Fasulye deneyinde nedir? Suya ve pamuğa koyduk. Onun için bitkinin çimlere arkadaşlar gelişebilmesi için toprağa ihtiyacı yoktur. Toprağa ihtiyacı yoktur. Evet, bitki şurada fasulyelerde vardır. Belki görürsünüz, şöyle küçük bir not alıyor. Fasulyenin şu kısmı emriyodur. İki tane şeyi açarsanız şurada emriyoyu görürsünüz. Evet, bu tohumun arkadaşlar yeni bir canlıya dönüşebilmesi için arkadaşlar bazı olaylar gerçekleşmesi gerekiyor. Biz buna çimlenme diyoruz. Çimlenme. Çimlenme. Hatta ne görürsün? Patatesin evde çimlendiğini de görürsünüz. Veya soğanın çimlendiğini de görürsünüz. Aynı bu veya fasulyeyi pamuğa diktiğiniz zaman oradaki küçük küçük çimlenmeleri görürsünüz. Neler lazım? Buradan, bu tohumdan yeni bir bitki meydana gelebilmesi için arkadaşlar. Yani çimlenmenin olabilmesi için neler lazım? Bir arkadaşlar düşünün, dağları taşları düşünün. Orada yaz kışın hiçbir tane ne bulamazsınız. Bir canlı bulamazsınız. Ama tohumları vardır. Toprağın altındadır ama kışın çıkmazlar. Sebebi nedir arkadaşlar? Isı, yani çimlenme için ne lazım? Isı lazım. Yani sıcaklık lazım. Bitkilerin neyi bekliyor bundan dolayı? Baharla beraber topraklarımız, havamız ısınıyor ve
yavaş yavaş çimleniyor ve sonra bitkiler, tekrar yeni bitkiler meydana geliyor. Kardelen var, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Hocam kardelen nasıl oluyor? Kardelen arkadaşlar, karın çok çok altına, tohum kökü çok çok altına gidebiliyor. Çok altına. Çok altına gittiği için orası biraz daha sıcak. Toprağın altı. Buradan karı delerek ne yapıyor? Kardelenler çıkıyor. Evet, çimlenmeden sonra ısıdan sonra ne lazım? Isıdan sonra su gerekiyor arkadaşlar. Su olmazsa ne olmaz? Çimlenme olmaz. Veya ne diyoruz? Nem diyoruz. Yine fasulye deneyinden örnek verirsek, fasulyelerimizi pamuğun içine koyup su koyarsanız da koymazsanız da fasulyeler çimlenmez. Öyle aynen dururlar arkadaşlar. Evet, üçüncü veya evimizdeki nohut ve fasulyeyi düşünün. Annelerimizin kavanozlara koydu. Orada çimlenme olmaz çünkü ne yok? Ne? Yok arkadaşlar. Üçüncü de bitkinin çimlenebilmesi için oksijene ihtiyacı var. Oksijene ihtiyacı var. Bu üçü bir araya geldiği zaman bitkimiz yavaş yavaş çimlenir. Yani çimlenirken bunlar nereden besleniyor? Arkadaşlar, bu tohumun şu kısımları, dediğim gibi şu kısım embriyo olur. Diğer kısımlar hepsi besinde. Besini oradan alır. Yaprakları açtıktan sonra da fotosentez yapar ve kendi besinini kendi üretirler arkadaşlar. Ama unutmayalım, sonlarda falan çıkan bitkinin toprağa ihtiyacı yok. Yeni nesil endüstriyel domates üretimi var bazı seralarda. Hiç toprak yok arkadaşlar. Kök bitkileri suyun içine koyuyorlar. Oraya minerallerin suyunu veriyor. Bitki kendi kendine ne yapıyor? Topraksız büyüyor ve domates veriyor arkadaşlar. Evet, bitkilerde ürememiz de bu şekildeydi. Bitkilerde üreme erkek ve dişi olduğu için, karı ve koca olduğu için, husband wife olduğu için arkadaşlar eşeğli üreme diyoruz. Bir sonraki dersimizde de eşeğsiz üreme yapacağız. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.